Avukat Murat Ömergen, İşçiler Hukuk Komisyonu Başkanıyım. Serbest avukatlık yapıyorum. Bu tür mevzularda babamın da geçmiş yıllardaki işçi olma özelliği ilgilendirdi ve bu iş hukuku hususunda çalışmalar yaptım. Hala da yapmaktayım, takip etmekteyim. Şimdi işçilerin kuruluş safhasında kendi gayretlerinin olduğunu düşünüyorum. Faruk Beylerle ve Adnan Beylerle, gerekse İsmail Beylerle toplantılarda. İşçinin nitelikli bir seviyede emeğinin karşılığını alabilmesi hususunda hukuksal destekler veriyoruz. Bu çerçevede bu gibi toplantılar ve ilerleyen aşamalarda sözlü danışmaya varacak şekilde, nitekim değerli meslektaşım Filiz Hanım da öyledir, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Demekle işe başlıyorum. Şeref Üstad'ın da burada ama hangi konuya değineceğini ben bilemediğim için konunun da çok detaylı olması hasebiyle aslında onu da bilmek isterim öncelikle. Çünkü o hususta... Aslında ben de bilmiyorum bu iş bölümünü. Ama sonra tartışıyoruz. Yani sendikal uygulamaya... Yok, iş görüyor. O daha çok tabii ki uygulamaya dair ben. Uygulamaya dair onları şey yaparım ben. Şimdi 6572... Şimdi... Özellikle hocam şunu biz öğrenmek istiyoruz. Yani aynı kurumda ana işverenle taşeron işverenin işçisi aynı işi yapıyor. Tamam, buraya değineceğim ben şimdi. Taşeron benim sevk ve idaremde asıl işveren yapıyor. Fakat sosyal haklarımla hiçbir ilgilenmiyor. Şu anda işin garip tarafı, torba yasadan sonra taşeron şirket de diyor ki senin diyor sosyal hakların ben ilgilendirmez. Önce asıl işveren diyordu. Ve o hala orada ısrarcı ama şimdi taşeron işveren de diyor ki bak diyor torba yasa çıktı diyor lan diyor benden diyor kıcam tazminatı falan diyor isteyemezsin diyor. Git bir mahkemeye diyor asıl işverenden al. Burada muazza aslında kendiliğinden ortaya çıkan bir muazza durumu var. Aynı kurumda aynı mekanda aynı işi yapmak. Herhalde soru anlatacağız. Evet, tam tersine döndü. İşte biz asıl bunlara bir işçi olarak bunları anlamak istiyoruz. 6502 sayılı kanun hem iş hukukunda hem de genel çalışma hayatını derinden etkileyecek. Aynı zamanda hem kanun hem de kanun hükmünde kararnameleri değiştiren bir başka türlü de borçların yapılandırılmasına ilişkin, sosyal güvenlik hukukuna da ilişkin birçok düzenlemeyi barındıran bir kanun. Tabii 2000'li yıllardan sonra torba kanunlarla yönetilmeye başladık. Halkın anlaması oldukça zor olduğu gibi bizim de anlamamız oldukça zor. Evet biz de anlarken zorlanıyoruz. Bunu itiraf etmekte fayda görüyorum. Çünkü teknik hususlar bunlar. Bizler de destekler alıyoruz. Benim değinmek istediğim husus, alt işverenlik hususunun, asıl işverenle alt işveren arasındaki yaşanan kargaşanın neden kaynaklandığı, özellikle belediye çalışanlarının yoğun olduğunu görüyorum. Belediye çalışanlarının bu kardeşinin hukuki olarak kaynağının ne olduğunu bilmemesinden ötürü bir muvaza sıkıntısı, muvaza mı değil mi endişesi hususuna değineceğim. Tabii ben Filiz Üstad'ından da izin alarak öncelikle ne türlü yeniliklerin geldiğini kısaca bilgi notlarıyla açıklamak istiyorum. Daha sonra o belediye kanununun ilgili 67. maddesi hükmü gereği muvaza tespitindeki zorlamanın işçiye yansımasından bahsedeceğim. Değerli üstadım da herhalde kendi uygulamasından bu konuda muvaza tespitiyle alakalı değinecektir. Şimdi Soma'daki maden kazasında hayatını kaybedenlerin ve hala yaşamaya devam edenlerin kazandığı kazanımlardan bahsedeceğim çünkü ilgi alanımız dışında. Onların iş hukukuna, çalışma hayatına ilişkin kazanılmış olduğu kazanımlar normalde herkesin aslında ölmeden ve maden işçisi olmadan da isteyebileceği arzuda ve nitelikte kazanımlar. Oralara değinmek istemiyorum çünkü konumuzu aşıyor diye düşünüyorum. Şimdi işverenler bir taşeron firmaya işini yaptırdığı zaman veya bir alt işverenlik, asıl işverenlik ilişkisi kurulduğu zaman iş kanunu madde 2'ye göre eskiden maaş ödemelerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Kaldı ki eski dediğim hala yürürlükte bulunan iş kanunu gereği de zaten denetim görevi asıl işverendeydi. Yani asıl işveren alt işverenin
maaş ödemesini ve diğer iş güvenliği hususlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarını zaten yapmak zorundaydı. Torba Kanunu bunun uygulamadaki sıkıntısını gördüğü için Torba Kanunu'nda buna ilişkin özel bir hüküm çıktı. Torba Kanunu'nun yani 6552 sayılı yasanın 3. maddesinde kısaca eğer bir taşeron ilişkisi var ise yani alt işveren, asıl işveren veya belediye bir taşeron firma ile beraber çalışıyorsa burada maaşın ödeme garantisi söz konusu. Eskiden asıl işveren bu türlü ödemelerde beni ilgilendirmez, git taşeron firmadan maaşını al diyordu. Fakat artık diyemez. Nasıl diyemez? İlgili kanun maaş ödemesini garanti altına alıyor. Eğer işçinin yazılı talebi veya şifahi talebi olduğu zaman benim maaşım ödenmedi. Çünkü PTT işçilerinde gördük. Kaldı ki Biltaş'ın İSKİ'nin taşeron firması olan Biltaş'ta da bunu gördük. 2 ay, 3 ay işçilerin maaşı ödenmedi. Asıl işveren yani İSKİ dedi ki gideceksiniz alt işverenden alacaksınız. Denetim görevini yerine getiren İSKİ maaş ödemek zorunda değildi. Ama şimdi artık maaşı bizzat kendisi işçinin bankasının banka hesabına ödemek zorunda. Bu önemli bir yenilik ve güzel bir yenilik aslında. Evet, buna ben bir olumsuz olarak, olumsuz bir düzenleme olarak bakamam. Umarım meslektaşlarım da benimle aynı fikirdedir. Artık bir alt işveren işçisi, yani taşeron işverenin işçisi, eğer asıl işveren var ise, asıl işverenden bizzat benim tavsiyem yazılı olması suretiyle maaşının bir gün dahi gecikmesi söz konusu olduğunda asıl işveren başvurarak maaşının hesabının ödenmesini talep edebilir. Bu hususun bilindiği ve öğrenildiği kanısıyla diğer hususa geçiyorum. İzin sürelerinde de eskiden ihtilaflar vardı. Çünkü işçi işe girdiği zaman 3 yıllık ihale dönemlerinde veya 1 yıllık ihale dönemlerinde başka bir firmayla işe devam ediyor. O firmada kendi kıdemi kadar izin süresi kullanılıyordu. Artık izin sürelerinde siz o kurumda kaç yıl çalıştıysanız taşeron firmanın kim olduğu önemli değil. Devirler yapılabilir, girdi çıktılar yapılabilir. Bu önemli olmadan eğer siz bir İSKİ'nin veyahut belediyenin herhangi bir kurumunun çalışanı iseniz, o belediyede 15 yıl çalışıyorsanız 15 yıllık izin süresi neyse onu hak edeceksiniz. 14, 20, 26, 50 yaş ve diğerleri 18 küçük yaştaki izin sürelerine değiniyorum. Yani iki hususa öncelikle önem vererek devam etmek istiyorum. Bir, maaşın artık asıl işveren tarafından beni ilgilendirmez deme lüksü yok. Yani asıl işveren maaşı bizzat işçinin banka hesabına ödemek zorunda eğer alt işveren ödemezse. Bu birinci husus. Zaten sizin banka hesaplarınızı asıl işverenler ihale sözleşmesi kapsamında biliyorlar. Bilmiyorum dahi diyemez. Kaldı ki eğer ödenmeme durumu olduğunda noterle ihtara uğraşmayın. Belediyeden 3,5 liraya iadeli taahhütlü posta gönderin. Bunu umursamak zorundalar. Eğer bunu da kale almıyorlarsa e-mail ile talepte bulunmanız, hatta fax ile talepte bulunmanız dahi kafidir diye düşünüyorum. İkinci husus izin sürelerindeki husus. Artık eğer burada taşeron işçiler var ise izin süreleri kullanımı konusunda da kaç yıllık kıdeminiz var ise 5 yıla kadar 14, 5 yıla 10 yıl 20 ve artın oranda 26 olarak belirlenen oranlarda izin hakkına sahipsiniz. Yani sizi asıl işverenin taşeronu alt işveren, yani taşeron firma kesinlikle bendeki kıdemin 2 yıl senin de izin hakkın bu diyemeyecek. Bu diğer bir yenilik ve güzel bir yenilik. Aslında böyle de olması lazımdı. Zaten böyleydi. Ama yaşanan sıkıntılar firmaları bu kolaylığa ittiği için böyle bir düzenleme getirildi. Belki de bir boyama, göz boyama diyebiliriz. Diğer hususta da aslında en önemli ilişki yardımcı işler veyahut bakın yardımcı işler, mal veya hizmet üretimine ilişki yardımcı işler veyahut asıl işin bir bölümünde işin ve işletmenin gereği sadece ama sadece teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler. Bakın bunun ikisinin bir arada olması lazım. Asıl işin bir bölümü olacak, bir de sadece ve sadece teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olacak. Burası teknik kısımlar olduğu için geçiyor. Şimdi 4857 sayılı iş kanunun ikinci maddesinin bu fıkrası hükmü gereği aslında belediyelerin taşeronluk ilişkisi kurmaması gerekir kural olarak. Fakat öyle bir istisna, çünkü asıl iş, yani asıl işin bir bölümü dediğiniz zaman teknolojik uzmanlık gerektiren bir istisna. Asıl iş nedir? Belediyenin asıl işi nedir? Çöp toplamaktır. Belediyenin asıl işi nedir? Temizliktir. Belediyenin asıl işi nedir?
Su da atmaktır. Su da atmaktır. Viski. Su. Bunlar asıl iştir aslında. Siz asıl işin bir bölümünde ancak ve ancak sadece ve sadece normalde teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde alt işveren, asıl işveren, yani taşeron bir firmaya işi ihale edebilecekken belediye kanunu madde 67 istisna koymuş. Demiş ki, okuyorum. Şimdi ilgili çalışmalar var ise, bu çok önemli, bu çok önemli husus çünkü bu konuda hukukçu, benim kendi meslektaşlarım, hatta bazı akademik titre sahip arkadaşlarım arasında da ihtilaf yaşıyoruz. Ben bunu indirdim. Şimdi belediye kanunu madde 67'de diyor ki, gelecek yıllara yaygın hizmet yüklemeleri ana başlıklı madde 67, belediyede belediye meclisinin belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile, tek tek sayıyorum, park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri, araç kiralama, kontrollü, temizlik, güvenlik, yemek hizmetleri, makine teşhisat, bakım, onarım işleri, bilgisayar sistem ve santralleriyle elektronik bilgi erişim hizmetleri, sağlıkla ilgili destek hizmetleri, bakın sağlıkla ilgili destek hizmetleri, fakat sağlıkla ilgili destek hizmetleri, oraya şimdi ondan değineceğim. Fuar, panayır, sergi hizmetleri, baraj arıtma katı, atık tesislerine ilişkin hizmetler diye devam ediyor. Ona ilişkin sayaç okuma ve sayaç çökme diyor. Bakın İSKİ'nin özellikle yazmış. Çünkü sayaç okuma ve sayaç çökme tüm belediyelerin en önemli işlerinden biridir aslında. O konuda da devam eden cümlede mahalli idareler genel seçimlerini izleyen 6. ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla 3. şahıslara gönderilir. Sosyal tesislerin işletilmesi de dahil. Sayaç okuma ve sayaç çökme takma işleri. Bu ne demek biliyor musunuz? Belki aşina olanlar vardır. Evet, iş kanunu madde 2 gereği aslında asıl işin bir bölümü sadece teknolojik nedenlerle alt işverene verilebilir. Fakat ben belediye kanunu madde 67 ile bir istisna çıkartıyorum. Belediyeler istedikleri gibi benim belirlediğim bu alanlarda alt işverene ihale edebilir. İşitim. Zaten sıkıntı da buradan başlıyor. Şimdi çapadaki muvazaa tespiti hususu haklı bir tespit. O belediye kanunu 67'ye girmiyor zaten. O normalde gerçekten işçinin sağlık hizmetinin bir taşora gördürülmesi zaten yasak. Fakat bunlar taşeron işçi, temizlik işçisi alıp hasta bakıcılık yaptırılacak şekilde o kadar bariz yaptıkları için muvazaa tespiti alınabildi. Fakat bir sayaç okuma işçisi maalesef istisna madde, belediye kanunu madde 67 gereği muvazaa tespitini alamıyor. Yani böyle bir şey yok. Kaldı ki yapılan bir muvazaa tespiti de muvazaalı olur, iptal edilir mahkeme kararı. Yani kural olarak kuraldan bahsediyorum. Şimdi zabıta biraz önceki Şişli Belediyesi işçisi zabıta teknik hizmetleri yaptığını söylüyor. Bakın zabıta teknik hizmeti aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama belediye kanunu madde 67 kapsamına girmediği için aslında orada muvazaa tespiti alınır. Yani ben hukukçular alır orada tespitini. Kaldı ki verildi mi bilmiyorum en son gelişme. Verildi, itiraz da yapıldı. Verildi, şu anda itiraz edildi. Yardım. Önemli değil. O muvazaadır. Çünkü zabıta işi belediye kanunu madde 67 kapsamında alınmamış. Dolayısıyla belediye kanunu madde 67 kapsamında olmadığından muvazaa olur. Asıl işveren işçisiymiş gibi haklarınızı alabilirsiniz. Fakat sayaç okuma işi, başka türlü bir işçi var mı? Monolog olsun istemiyorum. Yani ne türlü bir işçi var burada? Murat Bey, Mesut Uğurlu, İSKİ. Bizde şöyle bir durum var. Tabii ki herkesin farklı şeyleri var ama. İSKİ'de çalışıyoruz. İSKİ'de bizim firmada 4 farklı birim var. Birincisi sayaç okuma. İkincisi kaçak su. Yani kaçak su İSKİ'nin kendi birebir personelini gidip tutup aynı kurala tuttuğu mevzu. Yani sayaç çökme şey değil, bizzat kaçak tutma, kaçak tespit yapma ve aşma kapama. Açma kapamayı da oradaki kadrolu personeller aynı işlemleri görüyorlar. Hı hı. Ama sayaç okumayı İSKİ'nin kadrolu personelleri yapmıyor. Bela. Yani bununla ilgili... Biraz beleşe de benziyor. Evet. Yani şimdi aslında muvazaa tespiti başvurusunda bulunabilir. Çünkü sayaç sökme ve takma işlerinin ve okuma işlerinin
kapsama alındığını kanundan görüyoruz. Dolayısıyla kaçak tespitini yapma görevi taşeron işçinin değildir. Zaten taşeron işçi mi yapıyor? Taşeron işçi şu anda. Evet, evet. İşte bununla ilgili tespitler ve tutanaklar alınarak bizzat başvuruda bulunabilir. Muvazaa tespiti alınma ihtimali yüksek. Çünkü sayaç okuma kapama ve takma kapsamında değil. Evet. Kaçak tespiti. Evet. Dolayısıyla orada belediye kanunu 67 evet. kapsamında değil. Evet. Yani muvazaa tespiti o işlerde yapılabilir. Şimdi meslektaşlardan veyahut işte bu konuda belediyede muvazaa alınabildiğine ilişkin konularda benim fikrime ters olanlar olabilir ama ben sadece istisnadan bahsediyorum. Yani bu istisnalar haricinde yapılan işte zabıta destek hizmetlerindeki o alıp zabıtanın yaptığı işi yapıp beraber hatta zabıtanın önlüğünü giyip zabıtaymış gibi iş yapmak elbette muvazaa alacak. Elbette kaçak belki de kaçak okuma ile ilgili yapılacak işte İSKİ'nin asli işi. Dolayısıyla bu işte aslında belediye kanunu madde 67 gereği asıl işveren taşeronuna vermemeli. Şimdi burada yani bu kapsamda ilerleyerek çok affedersiniz. Orada bu madde 67. madde genel olarak anayasaya Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Yani bu tür yasal düzenleme yaparak şey yapamaz. Muvazzayı yasalaştıramaz. Yani bu konuda her türlü itirazlı yapılabilir. Muvazza iddiasında maddeye rağmen bulunabilir. Hani tabii ki ama madde bu doğru söylediğiniz de bu. Norm denetimi ve somut norm denetimini biz kendimiz vatandaş olarak işletemiyoruz. Somut norm denetimi. Hayır, hayır ben şey anladım. Ama sendikalar açmış bu konuda davalar. Dava açılan davalar var. Açılır da yani. Ama şu anda teşvik yok. Anlamda. Örnek yok. Ha, yok ben şeyi anlatmak babında söyledim. Bu yasa maddesi böyle çıksa, daha da kötü bir madde çıksa dahi bu maddelere, bunun gibi benzer maddelere her şekilde çok haklı olarak ve genel olarak o bahsettiğimiz uluslararası ve anayasal dayanaklarını da koyarak muvazzalıdır bu şey, bu maddede böyle bir madde konulması da yani yasal zaman olarak şey değildir denilerek Anayasa Mahkemesi'ne de taşınabilir. Yani ben şey anlamını diyorum. Hani yani anayasaya aykırı bunu şey iddiası gibi algılamamalı hani işçi arkadaşlarımız. Çözülemem hani bir problem bu, değil. Önümüze bu konuda biz artık muvazzamızı şey yapamayız. Hayır. Gerek birlikte ortak mücadele, bunun her anlamda zorlanması, sendikalar, dernekler, işçilerin birliği bu tür mücadelelerle gerekse de yasal olarak bu tür davalarla siz buraya bu maddeyi koysanız da bu hem uluslararası ilkelere, hem anayasaya, hem iş kanununun ikinci maddesine açıkça aykırılık teşkil etmektedir diyerek biz bunları hukuken bertaraf etmeye çalışıyoruz. Evet, ben muazzaya almak önemli değil de ben de uygulamasından bahsedeceğim. Şimdi bu ayrı bir aşama. Ya uygulamaya ilişkin orada bir şey yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi bu memurlarda da aynı böyle bir şey olmuştu. Yeni anayasada tekrar 2 sene boyunca geri dönüşlerini evet. mahkemeyi kazansa bile 2 evet. sene bekleyecek bunu anayasayla çürüttüler değil mi? Evet. Yani evet. Normalde orayı yani orada buna örnek olur yani olur. Aynısı bu şekilde İktidar. Anayasayla iptal olabilir yani. Şimdi çünkü ama bakın bu torba yasayla getirilen bir hüküm değil benim bahsettiğim. Yeni torba yasayla gelen bir hüküm değil mi? Hayır, torba yasayla getirilen bir hüküm değil. Yani eskiden oradan şuraya geleceğim ben ama öncelikle sevgili meslektaşım Filiz Hanım'ın değindiği hususta şunu eklemek istiyorum. Biz avukatlar dahi işçinin menfaatini düşünerek somut norm denetim başvurusunda bulunamıyoruz açtığımız davada. Yok ben onu tabii ki ona bahsediyorum. Çünkü biz normalde somut norm denetimi başvurusu şu demek. Ben davayı açarken aslında muvazaa vardır. Belediye kanunu madde 67 anayasaya aykırıdır. Sayın mahkemenin bunu öncelikle anayasa mahkemesine götürmesini, kanunu iptal için anayasa mahkemesine götürmesini talep ettiğimde hangi mahkeme bunu götürüyor? Sonra bana işçi demeyecek mi? Şimdi gerçekten bahsedeyim. Sonra bana işçi demeyecek mi? Ya ben paramı istiyorum. Somut norm denetimi istemiyorum. Ben bununla karşılaştım. Bunun acı bir tecrübesini ben yaşadım. Ben kendi dünyamda bunun derin üzüntüsünü yaşıyorum zaten. Yani apaçık bir aykırılık var ve ben bu aykırılık için başvuramıyorum. Somut norm denetim gerekiyor.
soyutlan denetim zaten milletvekili yapılıyor. Evet, siyasi yarından belki böyle bir çalışma yapılabilir. Pardon, peki muvazaayı teslim... Bu olmasın şey açısından, yani ben sizi doldurmak istediğim, hani kafanıza takılmasın, moralinizi bozmasın. Evet. Bunlar da aşılır anlamında anlatıyorum. En yakın örneklerinden biri Maltepe Belediyesi'nde işten atılan işçiler, işe yerde davasında muvazaası tespit edildi. Muvazaalıdır dedi, bunlar şeyin işçisidir dedi. Maltepe Belediyesi'nin işçisidir dedi. Davayı kazananlar da benim çok yakın arkadaşlarım Zeycan Bağcı. Temizler döndü değil mi? Döndü tabii. Onama kararı çıktı. Arkadaşların içinde yani şimdi şöyle ben oraya gidip soru sormak isteyecektim bizinize. Şimdi o arkadaşların içinde ilan arkadaş örneğin yani ofis elemanı gibi ya da kayıt elemanı gibi filan görev üstlenmişti ya da işte idari personel gibi filan başka bir şeyden alınıp ihaleden alınıp ama fiilen çalıştıkları işte şey halk ilişkileri elemanı, işte idari personel ya da işte kayıt elemanı vesaire gibi çalıştırılıyor. Bu arkadaşların 67'ye göre durumları ne oluyor? Ama kazanıldı temizlik diyorsunuz. Temizlik işçisi de vardı. Temizlik de var içinde, evet. Kağıthane Belediyesi'nde zabıta olarak çalışan, muvazaalı çalıştırılan bir arkadaş görevi başında öldürüldü, hayatını kaybetti. Belediye arkadaşı şey olarak, temizlik işçisi olarak gösterdi. Belediye başkanı. Çünkü sözleşme şöyle. Yani sözleşmesine aykırı beyanda bulunamıyor maalesef. Çünkü sözleşmede temizlik işçisi olarak anılıyor ama zabıta hizmeti yaptırılıyor. Peki. Ya oradan kaynaklanan bir şey. Öyle olmasını biz de istemeyiz ama şimdi Çapa'da da aynı durum var. Güneş Hanım burada. Yapılan, alınan sözleşmelerde veri elemanı diye alınıyor. Laboratuvarda test yapıyor. Yani onunla ilgili ben bir açıklamada bulunayım. Şimdi muazzam tespiti yapılıp işçilere kadro geldikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde yani bir kısım işçisini şey yapamadı, bu kadrolara dahil edemedi. Kağıt üstünde de laboratuvar çalışanı, röntgen teknisyeni işte ya da o işi, asıl işi yaptığını göstermemesi gerekiyor ya, ona bir kılıf uydurdular. Röntgen teknisyenliği yapana röntgen veri giriş elemanı, işte laboratuvarda laborantlık yapana laboratuvar veri giriş elemanı deyip sanki aslında o işi yapmıyorlarmış da bir kayıt elemanıymış gibi davranıldı ama bizim muazza kararında onun dışında da bir durum var. Kayıt elemanları da muazzalı, işte teknisyen olarak çalışan arkadaşlar da, web tasarım yapanlar da, biyomedikalciler de hepsi birden bizde muazzalı. Onlar aslında bir kılıfa uydurmaya çalışıyor ama kılıfın etrafında görmedikleri şey aslında muazza kapsamında bütün şeylerin olduğu, işçilerin olduğu. Evet, çünkü zaten hastanede ne olursa olsun hastanenin asli işini yapan muvazalı olur. Yani orada bir sıkıntı yok zaten. Belediyedeki hükme değinmek istedim burada. Şimdi bu konudan biraz uzaklaşarak şuna değinmek istiyorum. Kıdem tazminatının kim tarafından ödeneceği. Artık kıdem tazminatı yeni torba yasa ile asıl işveren tarafından ödenmek zorunda. Asıl işveren sizin kıdem tazminatınızdan sorumlu. Fakat nasıl ve ne şekilde olacağı konusu hala muamma. Çünkü kanunda kamu kurumu tarafından ödeneceği söyleniyor ama şimdi belirli aralıklarda hangi kamu kurumunda çalıştığı durumu iki türlü ihtilaf olacak. Şöyle, aynı taşeron firmaya bağlı olarak mesela Biltaş'a diyelim. Biltaş'a bağlı olarak İSKİ'de çalışmaya başladınız ama sonra sizi Biltaş İSKİ'den aldı, İETT'ye verdi. Şimdi Biltaş'ta çalışıyorsunuz ama hem İSKİ'nin elemanı idiniz zamanında hem de İETT'de mi? Kimden talep edebilirsiniz? Son çalıştığınız kurumdan talep edebilirsiniz. Yazılı ama. Son çalıştığınız kurum eğer İSKİ ise İETT'deki tüm kıdemi de kapsayacak şekilde değişen oranlarda ve zam farkı da hesaplanarak size İSKİ onu ödeyecektir. Zaten İSKİ daha sonra İETT'ye kendisi tahsil için başvuruyor. Kanunda da öyle diyor. Yani son firmanız hangisi ise o son firmaya bağlı olarak taşeron firmaya bağlı olduğunuz kıdem boyunca asıl işverenden talep edebiliyorsunuz. Taşeron firmaya bağlı olduğunuz kıdem boyunca asıl işverenden talep edebiliyorsunuz ve asıl işveren sizi yani belediye veyahut ilgili asıl işveren kimse hepsinin kendisi ödemek zorunda. Aradaki tahsil hususu bizi ilgilendirmez. Git İETT'den talep et diyemez sana. Torba yasadan önce sonuçlanan ve tartışma konusu olan konular bu kapsama mı giriyor? Şimdi ona değinecektim. Eskiden de aslında böyleydi. Asıl işveren de müteselsiz olarak sorumluydu. Fakat sorumluluk ödenmediği durumda söz konusu oluyordu.
Bir de tabelasında bir ara daha var. Belediyeler kanunundaki özel hükümler saklıdır. Şimdi oraya özel geçelim. Hükümler bu i̇şte belediye kanunu 67. Evet, aynısı. Onlar onun dışında aynısı. Değil yani. Aynısı, aynısı. Belediye kanunu 67. Çıkamıyoruz 67'de. Evet, belediye kanunu 67 tıkıyor, öyle bir tıkıyor ki. Ha, evet. Mesela üstlerden sevindirici bir haber aradı. Ben işe iadede muvazaa tespitini alabiliyorum. Muvazaa tespitini alabiliyorum. Çünkü orada şimdi işe iadede enteresan bir şey var. Sorumluluk müteselsil olduğu için git sana taşeron şeyde çalış diyemiyor. Dolayısıyla ikisini de sorumlu yapıyor. Yani orada muvazaa tespiti oradan kaynaklanan, oradaki bir muvazaa. Ben oradaki muvazaanın da iş kanunu kapsamındaki muvazaa olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Yani asıl işverenin işçisi olarak kabul edilmek zorunda olduğu için yani ihale alan taşeron alt işveren yönünden husumiyet erlediğine asıl işveren Maltepe Belediyesi yönünden davanın kabulüyle yani muvazaanın kabulüyle Maltepe Belediyesi yönünden işine iade ediyor. Yani buradaki işverenin Maltepe Belediyesi olduğunu asıl alt işverenin zaten muvazaa ilişkisinden dolayı bir işverenlik şeyinin olamayacağını ve husumetten reddedilmesi gerektiğini açıkça bildiriyor şeyhali kararı. Şimdi bize şu iddialar var. Yani asgari ücret artış oranları dikkate alarak incelenmiş miktar üzerinden hesaplanmak. İşte onu alt işverenden talep hakkı saklıdır gibi ibareler. Murat Bey, avukatımız orayı ortaya döktü. Sorularınızı ondan sonra soralım çünkü biraz dağılıyor gibi geliyor. Evet yani mesela sormayalım noktasında tereddüt ediyoruz. Yani onlar da toparlayacak. Bir anlatsın. Diğer olaylarda değilsin. Yasal neler getiriyor, götürüyor. Sorularımızı ondan sonra sorup tartışalım. İşte kriz anında burada o da konuya girer. Bütün arkadaşlar konuştuktan sonra tartışma olsun. Evet. Evet. Öyle olursa daha... Tamam, o zaman kısaca 10 dakikada tamamlıyorum. Şimdi Adnan Bey'in konusunu zaten girecektim ama soru anlamında hemen gireyim. Evet, askeri ücretlerdeki artış oranı dikkate alınarak demek şu. Yani ben de orada aslında şöyle düşünüyorum. Şimdi 5 yıl çalıştınız, 5 yıl sonra başka bir firmaya geçtiniz. Başka bir firmanın işçisisiniz ama İSKİ'desiniz. Mesela İSKİ'de devamlı ihale dönemleri 3 yılda bir değişiyor. Şimdi böyle bir durumda İSKİ'nin 10 yıllık çalışanısınız ama size İSKİ şöyle bir ödeme mi yapacak? Askeri her firmada çalıştığı son ücretin, son aylık ücretin bürütünden mi ödeme yapacak? Bu aslında bu demek. Yani ben... Özel sektörde çalışmayı sanırım. He, özel sektördeki yani, çalışmanın... Kamudakini bırakıyorsunuz, 3 yıl özel sektörde çalışıyorsunuz. Peki maaşınız ne olacak? Kamuda şu kadardı, 100 liraydı. Artık değişti, 3 yıl geçti. Onu asgari ücret artışı olarak. Ama burada ki sorumluluk şeyden bak diyor ki... Aynı taşeron firma tarafından çalıştırıyorsunuz. Kamudan alındığınız özele verildiğiniz sonuç. Hayır, ondan bahsetmiyor. İdareler ait iş yerleri dışında bir iş yerinde çalıştırmaya devam olunan İdareler ait iş yerleri. 4.234 sayılı kanun kapsamında bulunan idareler ait iş yerleri dışında bir iş yerinde. Yani özel bir şeye. Özele geçti. Aslında özel oldu. O zaman kamu ihale kanunu kapsamındaki işler mi? Evet. Yani, kamu ihale, o zaman şu, bu olan tamam ben de şu anda tam olarak netleştirdim. Kamu ihale kanunu kapsamı dışındaki özel işverenlerde, özel işverenlikler hususunda kıdem yine o zaman herkesin kendi alt işvereni ne kadarsa o dönemin mi son aylık ücreti o zaman? Yani yine öyle. Bu iş yerine çalıştırmaya devamından bu şekilde iş sözleşmesi. Şimdi buranın netleşmesi lazım. Neden biliyor musunuz? Kıdem tazminatının söz konusu kamu kurum veya kuruluşlarına ait iş yerlerine geçen süreye ilişkin kısmı yani 2 yıl önce o kamu kurumunda çalıştığınız o kısım kamu kurum veya kuruluşuna ait çalıştığı son iş yerindeki ücretini yani 2 yıl önce aldığınız ücretini yılları itibariyle asgari ücret artış oranları dikkate alarak güncellenerek diyor son kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılarak ödenir. Ama orada hala bir itiraf kalmayalım diye bahsediyorum sonra. Oraya çok fazla değinmek istemiyorum. Bir de
Şimdi kamu kuruluşlarının bu türlü ihaleye verme suretiyle işçi temini hususundaki eski belediye kanunu, şimdi belediye kanunu 67'ye değindim. Orada torba kanun madde 10'da şöyle bir şey var. Artık diyor, evet belediye kanun madde 67'ye ilgili çok fazla itirazda gelince torba kanununda şöyle bir düzenlemeye gidildi. Hangi türlü taşeronluk ihalesi yapılabilecek? Yani bunu da düzenleyebilme hususunda işçi işveren ve kamu konfederasyonu sendikaları ilgili bakanlıklarla beraber görüş alınarak artık bunu da düzenleyebilecek. Yani çok enteresan. Belediye kanunu 67'yi de istisna tutmuş burada. Diyor ki ancak evet ben yardımcı işlerin hangi alanlarda verilebileceğini, ihale edilebileceğini düzenleyeceğim. Ama belediye kanununun ilgili hükümlerinde istisna tutuyorum diyerek yine de aynı şekilde devamını sağlıyor. Yani bir düzenleme getirmiş değil o konuda. Riski de buna getiriyor. Evet. Bakanlar bunu bu sefer işte yani yasaya da anayasaya da uluslararası tabii canım, da olsa düzenleme getirecek. Düzenleme getirecek. Orada mahkemeyi bırakmayacak onu. Asıl işverenin hangi işlerin hangi işlerin yardımcı iş olduğunu bakanlık görüş alarak belirleyecek. İlgili sözde bir mutabakat ve görüşler ve danışmayla ve kanuna ait bir şekilde yine düzenleme yapacak. Bir de şimdi yeni kanunla beraber eskiden şimdi Çapa'da çalışan bir Zafer işçimiz vardı. O zaten muvazzalı idi o iş. Atıl işverenin işçisi olması lazımdı. Fakat çalıştığı işin şunu bitirdikten sonra değinirsem çalıştığı işin hediye metnini uğrayarak çok yakın zamanda kendisini kaybettik. Çünkü yapmış olduğu işi yapmış olduğu iş sözleşmesinden hariç başka bir iş yapıyordu. Fosfektik çukurunda muhtemelen mikrobu kaptı. Aslında iş sözleşmesi kapsamında fosfektik çukurunu temizleme yükümlülüğü yoktu. Şimdi yeni kanun ona da düzenleme getirildi. İş sözleşmesinde hangi türlü hususlar düzenlenmiş ise sadece o işi yapabilir. Biraz önce dediniz ya siz, ben kaçak tespiti de yapıyorum. Senin kaçak tespiti iş sözleşmende yapmıyorsa yap diye yapmayacaksın. Bu kadar basit, yapmıyorum ben diyeceksin. Çünkü torba kanun onu istisna tutuyor. Artık iş sözleşmende hangi türlü işler yazıyor ise, sayaç okuma, sayaç kapamacı diye alıyorsa seni işe, sayaç kapama işi yapacaksın sadece. Başka bir işte seni görevlendiremez. Yeni kanun getirildi. Kısaca, çok kısa bir şekilde tekrar ediyorum ben. Maaş garanti altına alındı. Artık evet, maaş garanti altına alındı. Bankadan ödeme yapılabilir. İzin süreleri o firmada ve kurumdan kaç yıl çalışıyorsanız ona göre belirlenecek. Taşeron firmadaki kıdeminin ilgilendirmiyor. Belediye kanunu madde 67 gereği muvazza tespiti hususunda sıkıntı var belediye işçilerinin. Onun da irdelenmesi ve bilgi sahibi olması gerektiğini söylüyorum. Kıdem tazminatı hakkınızı son çalıştığınız ilgili kurumdan hangi taşeron firmada çalıştığınız önemli olmadan talep edebilirsiniz son çalıştığınız kurumdan hepsini. Yazılı olarak kanun özellikle şart düşmüş. Yazılı olarak talep edebilirsiniz diyorum. Ve ben kendi konuşmamı bitiriyorum. Biraz da uzadı. Kusura bakmayın diyorum ama bu şekilde anlatmadan da başka türlü mantıksal sonuca ulaşamıyorduk. Teşekkür ederim. Sözü başkanımıza vereceğiz.